Herkese selamlar dostlar. 9, 10, 11 Ocak 3 günlük video. 9 Ocak'tan 4 mücadele, 10 Ocak'tan 3 karşılaşma, 11 Ocak'tan da 2 karşılaşmam var. Şimdiden ideal ve yüksek oranlardan önereceğim. Sizlere bir adet de ideal kombini önerdim. E, videonun sonuna onu da koyacağım. Beğenileri bekliyorum. Artı 600 seviyesinde beğeni gelirse çok teşekkür ederim. Öncelikle bir duyuru yapalım öyle başlayalım. Baylar ameliyat oldum. Sesim biraz boğuk gelebilir hatta şu an. Burnumda, burnumdan ameliyat oldum. Sol taraftan nefes alamıyordum. 3 Ocak'ta oldum. Bugün 9 Ocak. 6 gün geçti. Biraz daha iyiyim. Ama dediğim gibi çok fazla video çekemedim. Veya grupta çok fazla aktif olamadım. Şimdi bugünden sonra bugün maça da gideceğim. Alanya Spor'un maçı var. Ona da gideceğim. Ee, anca yani vücut kendini anca topluyor. Sesim de biraz değişik. Bu burundaki tamponları aldırdım da. Dün aldırdım hatta. Anca işte bunun bilgisini vermek istedim. Şimdiden çok teşekkürler. Çok geçmiş olsun mesajı da geldi. Grupta zaten duyurusunu yapmıştım. Burada da sizlere söyleyeyim. Bu yüzden video gelmiyordu biraz. Devam edelim. Maç skoru yarışmamız var. Dostlar önceki skora yarışmalarını açıklayamadım. Yetişmesi adına. Ama 3 tane skor yarışması sordum sizlere. Hepsini birlikte açıklayacağım merak etmeyin. Bu akşam 9 Ocak'ta Rize Beşiktaş maç skoru ne olur sizlere sorduk. Fenerbahçe Konya yarın sizlere sorduk. 11 Ocak'ta Sivas Spor Galatasaray olur maç skoru sizlere sorduk. Bilen arkadaşlarımızı Ocak ayı boyunca gruplarımızda misafir edeceğimizi söyleyeyim ben size şimdiden. Her türlü soru, görüş, öneri ve gruplara girmek isteyen arkadaşlar varsa benimle Instagram üzerinden iletişim kurabilirler. Instagram adresimiz kangal bey olarak belirteyim. Dün gece mislimiz vardı. Dün gece hatta 2800 mislimiz vardı. Ondan bahsedelim. Miami ile Houston'ın mücadelesi vardı. Biz Miami tarafındaydık. Miami'nin burada atacağı 110 sayıyı ideallendirdik ve 2800 misli olarak aldık. Yasal olarak öneriyoruz bunları. 1.53 gibi oranı vardı. 2800'ü 1.53'e bir koyarsan ne verir sana? 1500'e yakın bir para verir yani. Hatta daha fazla da olabilir. E, o yüzden sabah 1500 net karla uyandık zaten. Daha önce de Galatasaray koyamayacağı mücadelesinde ben 1.57 gibi orandan 1200 misli önerdim. Yüksek misli kasa yönetiminde kasanızı biz yönetiyoruz arkadaşlar. Mislileri biz ödediyoruz tamamen. O yüzden kafalar biraz daha rahat oluyor ve en güvendiğimiz bahisleri buraya vermeye çalışıyoruz. Ayrıca 9, bugün, yarın ve diğer günde misliler gelmeye devam edecektir. Bilginize değerlendirecek herkese şimdiden bol şanslar. Misli böyleydi. İdeal kuponlarımız da de devam ediyor. Dün NBA kuponumuz geldi. Bugün de geldi aynı şekilde. Şöyle 2'de 2 bir NBA kuponları serisi oluştu yavaştan. Futbolda zaten canlısıyla, kuponuyla, maç önüyle birlikte devam ediyoruz. İdeal kuponlar bizler için önemli. Canlıya da ekstradan önem verdiğimizde belirtelim. Canlı olarak da dediğim gibi izlediğimiz her mücadeleyi biz burada canlısını yapmaya çalışıyoruz. Daha dün Vigan Atletik'te Manchester United mücadelesi vardı. Onu izledik, onun canlısını yaptık, o şekilde değerlendirdik. Yani maç olduğu sürece, mesela saat 5'te maç var Alanya Spor'un. Ben stada gideceğim, stattan canlı. Herkes açık Telegram grubumuz var arkadaşlar. Buraya da katılın. Ben statta gittiğim her canlıyı zaten buraya da atıyorum. Yorumlarda ve açıklama kısmında var. Saat 5'te canlı var. Yetişin derim. Sizlere değerlendirecek herkese bol şanslar. Buraya da canlı yapacağım belirteyim. İsterseniz başlayalım. Sizlerden dostlar beğeni bekliyorum. Artı 600 seviyesinde bir beğeni bekliyorum. Biraz hızlı hızlı anlatacağım. Değerlendirecek herkese şimdiden bol şanslar. Pendik Spor'la Antalya Spor karşılaşması. Pendik tarafından ben bakmayacağım bu olaya. Antalya tarafından bakacağım biraz. Pendik de güzel oynuyor da. Benim dikkatimi çeken ve bahis alacağım taraf Antalya tarafı burada. Antalya tarafında Sergen Yalçı dönemi başladı. Geçen hafta Alanya Spor'a karşı oynamış olduğu oyuna baktığım zaman da Nuri Şahin'in oyununda kötü bir oyun vardı. Yani ikisini kıyaslama yaptığım zaman da Nuri Hoca'nın oynatmış olduğu oyun daha iyiydi. Fakat Sergen Hoca ilk maçında mağlup olmadı. Berabere bitti 0-0 olaraktan da. Deplasmanda Pendik'le oynayacaklar. Yani buradan puan almasını bekliyorum Antalya Spor'un. Sergen Hoca ile birlikte galibiyetle bile tanışabilir. Fakat ben idealden burada diğer seçeneğinde de kazanacağı bir yeri. Deplasman bir yeri kazanan oranı 1.61 gibi oranı var. Antalya'nın herhangi bir yeri kazanmasını bekliyorum. Onun dışında mücadele alacağımız diğer tercihte yüksek oran ile birlikte 2-3 gol bandına kalabilir. 2-1 Antalya galibiyeti çıkabilir. Skor beklentimde benim doğrudan 2-1'lik Antalya galibiyeti olduğunu da söyleyeyim dostlar sizlere. İkinci mücadelem Alanya Spor'la Ankara Vücu karşılaşması. Alanya Spor dediğim gibi akşam maçına gideceğim. Statta canlı da yapacağım. Her gün açık gruba da katılın. Açıklama yorumlar kısmında mevcut. Ankara gücü ile oynayacaklar. Ankara gücü geçen hafta mağlup oldu. Fakat baştan sona açıklamalar şu yöndeydi. Yani hakemler bizim biraz kazanmamızı istemiyor yönünde. Trabzon'la oynadı. Trabzon'a karşı da iyi oynadı. Fakat Alanya sol dönemde özellikle sol karatta Yusuf Özdemir, sağ karatta Oğuz Aydın. Bu ikisi gerçekten çok iyi iş çıkartıyor. Çıkarttıkları iyi işler sayesinde de gol bulmaya ve son haftalardaki gelen galibiyetler iyiydi. Özellikle 60'tan sonra yapılan 3 tane değişiklik oluyor. Jean-Vier falan Costa diyeyim bir de. Bu değişiklikler de Alanya'ya ekse bir hava katıyor. O yüzden ben burada hem ilk yarıyı veya ikinci yarıyı fark etmez. Yine Alanya Spor'un bir yarıyı kazanmasını bekliyorum. Oran 1.56. Alanya Spor maçta bence bir yarıyı kazanır diye düşünüyorum. Değerlendirecekler bol şanslar. Aynı şekilde Antalya düşündüğüm gibi mücadelede 2-3 gol bandında 1.77 gibi oranı var. 2-3 gol bandında da kalma ihtimali yüksek. Skor beklerken benim 1-1 ayarında bir mücadele değerlendirecekler. Burada skoruna kadar anlatmaya çalıştım. Değerlendirecekler bol şanslar. Çay Rizespor'la Beşiktaş karşılaşması. Bu karşılaşmadan da beklediğim benim. Şimdi Beşiktaş tarafına Fernando Santos geldi. Adam daha dün havaalanına indi. Hatta ben başı analizini yazdım. Katıl grubuna gönderdim. Takımın yani yedek kulübesinde tek tek direktör olmayacaktır. Onu söyleyeyim ben sizlere. Ama şöyle bir haber gördüm. Yani mücadeleyi izleyecek diye. Tribünden muhtemelen Fernando Santos burada Beşiktaş karşılaşmasını takip edecek. Rize ile oynayacaklar. İlhan Palut'un Rize'si gerçekten keyif veriyor. Geçen hafta da yüksek misli aldım ben bu Rize'nin son oynamış olduğu mücadele var ya ev sahibi yarı kazandı da 800 misli yüksek misli aldım. 2-0 gibi maçı kazandı. Zaten Beşiktaş burada ben Rize'den gol bekliyorum. İyi oynuyor birlikte. Beşiktaş tarafında da burada bir nevi vitrin maçı. Yani kendini hocaya gösterme mücadelesi. KG var seçeneğini burada idealden değerlendirdim. Oran bu şekilde ideal kombinlere girebilecek bir oran zaten. Hatta ideal kombininde ilk mücadelesini yaptığım, söyleyeyim sizlere. Onun dışında bir de şöyle bir şey var. Mücadele genelinde var ve üst seçeneği var. Onun da oranı biraz daha yüksek. Size öyle göstereyim 165 bandında. Burada bunu da değerlendirebilirsiniz. İdeal olarak KG var. Ben aldım ideal kombine ve koydum. Kasımpaşa Başakşehir karşılaşması. Bu maçta da beklentim şu yönde dostlar. Ben burada karşılıklı goller gelme ihtimalini görüyorum. Fakat gitmedim. Tek tercihim yüksek oranda. 2-3 gol bandına gittim. 1.84 gibi oranı var. Mücadele genelinde bence 1-1 bir bir skor var benim beklentim ama 2-3 gol bandına da kalabileceğini düşünüyorum. Değerlendirecekler bol şanslar. 10'u geçtik. Olumlu 13 tane karşılaşmam var. Yine aynı şekilde sizlerden beğeni ve yorum desteklerinizi bekliyorum. Değerlendirecek herkese şimdiden bol şanslar. Fenerbahçe-Konya karşılaşması. Bu maçın da maç skorunu sizlere sorduk zaten. Ne olur diyerekten de. 3 büyüğün hepsini burada aldı ben skor yarışması olarak da. Fenerbahçe'nin son maçında Cengiz'in etkileyici bir performansı vardı. Konya'da Galatasaray'a karşı ilk yarıda direndi. Fakat ben ya yani Konya'nın kalecisi de yok. 18 yaşındaki çocuk var bildiğiniz üzere. Fenerbahçe'nin ilk yarıdan mücadeleyi çözmesini bekliyorum. Aynı şekilde aldığım tek tercih burada Fenerbahçe'nin ilk yarı galibiyeti, handikap olabilir. Maç sonu 2.5, maç sonu 1 2.5 üst olabilir. Ama dediğim gibi Hepsinin oranı 1.50 bandında. Yani çok bir şey fark etmeyecek. Ben buradan tek tercih olarak Fenerbahçe'nin ilk yarı kazanmasını bekliyorum. Mastik orada sizlere sorduk. Adana Demir ile İstanbul Spor karşılaşması. Fenerbahçe en son bu ezici galibiyeti İstanbulspor'a karşı yaptı. Ulan başım dönüyor. ha. Neyse. Biraz hızlandırayım. Harbiden çok konuşmak şu an yoruyor beni. Adana ben burada galibiyetini bekliyorum. Fakat galip gelirken de en az 2 gol atmasını bekliyorum. İdealden aldım. ideal kombinlere de koydum. Bir 40 kanalında da bir oran vardı. Maç sonu bir, bir buçuk üst olarak değerlendirdim. Eğer ki oranı biraz daha arttırmak isteyenler varsa maç sonu 1 ve 2 buçuk üst olarak da değerlendirmesini yapabilir. Diğer mücadelem Real Madrid ile Atletico Madrid karşılaşması. Real Madrid burada favori oyununa da güveniyorum açıkçası. Fakat Atletico Madrid tarafından da gol bekliyorum açıkçası. Oran güzel 1.50 <laughs> Pardon. 1.53 puanında oran var. KG var olarak değerlendirdim. Atletico Madrid'in e burada Ford'u oyunu ile birlikte Real Madrid kalesinde gol bulmasını bekliyorum. Ve ayrıca zaten bu Süper Kupa yarı final karşılaşması olduğunu da söyleyeyim. 11 Ocağa geçtik. 2 adet karşılaşmam var. Sivas Spor Galatasaray ile başlayalım. Bu maçında maskeri sizlere sorduk. Galatasaray'ın galibiyet oranı gerçekten güzel. Bu maçta Davison Sanchez oynayacak. Sasha Boy oynayacak savunma hattını güçlendiren bir Galatasaray var. Sivas'ın başına Bülent Uygun geldi. İlk mücadelesinde deplasmanda 3-1 gibi skorla Kayseri deplasmandan galip gelmesini bildi. Oynamış olduğu oyun kontra. Bu kontra oyuna Galatasaray çok fazla izin vermez diye düşünüyorum ben. Galatasaray kazanırı idealidir değerlendirecekler. Galatasaray kazanır olabilir. Oranı biraz daha yükseltmek isteyenler varsa 4.5 altıda 2 yaparsa 1.65 1.70 bantlara kadar burada Galatasaray'ı kazanır ve oranı gerçekten 4.5 altında. Galatasaray zaten hem de plasmanda olması hem de benim skor beklentim de burada 1-2 olması. Galatasaray'ın burada 2-1'lik galibiyetini bekliyorum. 4.5 altında 2 Galatasaray burada denenebilir. Diğer karşılaşmam Trabzonsporla Samsunspor karşılaşması beklentim şu yönde. Trabzon'un mücadeleyi kazanma ihtimali var fakat Samsun'da burada gol bulabilir. Burada olası bir sürpriz çıkma ihtimali var. Trabzon zaten bir tane attığı zaman da mücadeleyi kapatma derdinde. Yani oyunu bitiriyor direkt öyle söyleyeyim sizlere. O yüzden benim burada beklentim mücadelenin 2-3 gol bandında kalması. Hem Trabzon'un sucu oyunu hem de Kayseri'de burada beraberliğe yakalası zaten. Mücadele tam 2-3 gol bandına kısılır gibi geliyor. Tek tercihim yüksek oran ile birlikte 1.80 gibi orandan değerlendirdim. Değerlendirecek herkese bol şanslar. Diğer ekrana geçeyim. Bir adet ideal kombinem vardı ekrana gelsin. Yani i̇deal kombinemiz arkadaşlar ve Rize Spor Beşiktaş mücadelesi KG varı. Adana Demir alır ve 1.5 üst olarak da değerlendirir. İki karşılaşma. iki günlük bir kupon. Beşiktaş mücadelesi 9 Ocak'ta. Adana Demir mücadelesi 10 Ocak'ta olduğunu söyleyelim. Değerlendirecek herkese de bol şanslar. Videoya like atıp kanala abone değilseniz de abone olmayı unutmayın. Sizlerden güzel beğeni ve yorumlarınızı bekliyorum. Videoya like atıp kanala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere. seviyorsunuz. Bay bay.